Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, ekonomik sıkıntılar dolayısıyla siyasilerden fedakarlık beklediğini söyledi. Alperen Ocakları İl Sekreteri ve Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Teşkilatı olarak sahada vatandaşın yanında olduklarını belirten Musa Çevrim, ekonomik olarak vatandaşın zor bir süreç yaşadığını söyledi. Bu dönemde özellikle siyasilerin fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı. Bildiğiniz gibi hem Büyük Birlik Partisi'nde hem Alperen Ocakları'nda iki görev yapmaktayım. Büyük Birlik Partisi ilçe teşkilatı olarak genel anlamda elimizden geldiği kadar sahada olmaya, esnafın vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz. Saha çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını, resmi kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Buradaki maksadımız vatandaşımızla kurumlar arasında bağ kurup vatandaşımızın işinin çözülmesinde bir köprü vazifesi oluşturmak. Bunun yanı sıra gençlerimizle belirli periyotlarda toplanıp seminerler, eğitim seminerleri vermeye çalışıyoruz. Hacılardaki çalışmalarımız genel olarak bu şekilde. Bunun yanı sıra Alperen Ocakları olarak da biraz önce bahsettiğim gibi il binamızda belli periyotlarda eğitimcilerimize eğitim seminerleri verdiriyoruz gençlerimize toplanarak. Gene sahada gençliğin yanında olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi kurma çalışmamız var şu anda. Orada da meydanda inşallah ocağımızın il binasında bir Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi kuracağız. Bunun yanı sıra teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor Alperen Ocakları olarak. Şu anda Kocasinan'da, Develi'de, İncesu'da, Hacılar'da birçok ilçede neredeyse teşkilatımız tamamlandı. Buradaki maksatımız gençlikleri yani gençlerimizi biraz daha kötü alışkanlıklardan uzak tutup sosyal hayata adapte etmeye çalışmak. Tabii bugünlerde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan bahsederken madde bağımlılığını dem vuruyorum. Burada futbol turnuvaları olur, dağ yürüyüşleri olur. Bu tarz etkinliklerle uzak tutmaya çalışacağız. Özellikle lise son sınıfta üniversiteye hazırlanan gençlerimize maddi manevi yardımlar yapmaya çalışacağız. Bu şekilde bahsetmiş olayım. İçerisinde bulunduğumuz bu günler için şunu söylemek istiyorum. Tabii kara gün kararıp kalacak değildir. Ancak bugünlerde herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu sözü çok duyuyoruz. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Fedakarlık her zaman milletten değil. Önce siyasilerden beklenmeli. Şimdi dün genel başkanımız açıkladılar. Bugün siyasi partilerin, barajı geçen siyasi partilerin devletten 624 milyon gibi tamamının bir para alacağı var. Bunun yanı sıra milletvekillerimiz de maaşlarını bağışlamaya davet etti. Yani şunu söyleyeceğim, burada bir fedakarlık bekleniyorsa bu önce siyasilerden, devlet kademelerindeki büyüklerimizden beklenmeli. İlk fedakarlığı onlar yapmalı. Çünkü şu anda vatandaşımız gerçekten zor günler geçiriyor. Şimdi geçenlerde esnaflarımızı saha çalışmamızda sorduk, işte neler söylememizi istiyorsunuz diye. Esnaf pahalılıktan alım gücünün düştüğünden şikayet etti bizlere. Yani bir vatandaş diyor bir alışverişi yaparken 40 kere düşünüyor. Bunun yanı sıra baktığımızda biz diyor bir mal sattığımızda yerine yenisini koyabilmek için diyor zorlanıyoruz diyor. Bütün bunlara baktığımızda ben vatandaşın zaten elinden gelen fedakarlığı yaptığını görüyorum. Ama burada siyasilerimizden fedakarlık bekliyorum. Özellikle siyasi partiler devletten aldığı paraları en azından bu dönemlerde devlet hazinesinde bıraksın. Siyasiler sahada olsun, vatandaşın yanında olsun. Meclisteki tartışmaları görüyoruz, kavgaları görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Yani biz sahada vatandaşımıza sabırlı olalım, birlik beraberlik içerisinde olalım derken meclisteki milletvekillerimizin birbiriyle kavga etmesi tabii ki vatandaşı toplumu etkiliyor. Yani bunların önüne geçelim. Birbirimizle kavga etmek yerine projeler üretelim. Ülkeyi nasıl ileriye götürürüz bunu düşünelim. Bu şekilde de değinmiş olayım. Bunların yanı sıra tabii siyasiler, devlet adamlarının yanı sıra şu anda esnaf namına denetimlerin de artması gerektiğini düşünüyorum stokçuluklarla alakalı. Buralarda tabii meslek odalarına da iş düşüyor. Meslek odası başkanları biliyorsunuz meslek odası seçimleri yaklaştı. Seçimden seçime değil de her zaman sahada olmalı diye düşünüyorum. Bu şekilde değineyim.